Değişik. Şunu alayım olmadı ya. Ama illa buna göre. Şuraya çiçekleri koysam iyi olurdu. Onu da ayarlayabilirim bence. Evet, böyle olmuyorsa tamamdır. Aloha. Bugün sizlerle gezdiğim yerleri paylaştığım bir video çekeyim istedim. Daha doğrusu böyle hani gittiğim ülkeleri, şehirleri biraz size anlatayım istedim. Çünkü hani bildiğiniz üzere, daha doğrusu birçoğunuz belki bilmiyor olabilirsiniz ama benim birkaç senedir kanalım var. Ve hatırladığım kadarıyla tam olarak 6 Mayıs 2019 yılında arkadaşlar açmıştım bu kanalı. Ve ilk zamanlarda zaten vlog hiç çekmiyordum. Hatta vlog büyük ihtimalle çekmem falan diye düşünüyordum. Neyse, sonrasında vloglar da gelmeye başladı ama 2019, hatta 2020'den önce de, yani vlog çekmeye başlamamdan önce de tabii ki de birçok ülkeyi, birçok şehri gezdim. Ve böyle arada hani bana yorumlar geliyor sizden. İşte Kardelen, gittiğin ülkeleri, gittiğin şehirleri, gezdiğin yerleri bizimle de paylaşsana diye, ve çok tatlı yorumlar. O yüzden hani isteyenleriniz olduğunu biliyorum böyle bir video. Ben de hazır bir şeyle karşılaşmışken bu videoyu sizlere çekeyim istedim. Şöyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Daha doğrusu şuradan bu fikir aklıma geldi biraz da. Varuna Gezgin diye bir yer var. Bilenleriniz belki vardır aranızda. Hatta ilk Varuna Gezgin böyle, bu bir pub. Yemek yeniliyor, içki içiliyor ve çok güzel böyle hani bütün atmosferinde böyle bayraklar asılı, bir sürü böyle gezilen yerlerden fotoğraflar var. Varuna Gezgin'i açan kişinin adını da şu anda unuttum. Murat Bey'di galiba ama şuraya bir yerlere yazarım. İsmini ve fotoğrafını zaten görürsünüz. Varuna Gezgin'in sahibi olan beyefendi 197 ülkeyi gezmiş. Ve bu bana böyle hani bu haberi okuyunca, daha doğrusu Instagram'da işte karşıma çıkınca, ya da bir arkadaşım atmıştı galiba bana. Aa dedim, ben de eskiden böyle arkadaşlarımla hep hani ben işte şu kadar ülke gezdim, bu kadar ülke gezdim, daha şu kadar ülke daha gezeceğim falan diye hani hep konuşurduk böyle, hatta oynardık böyle, birbirimizle şakalaşırdık. Ben neden dedim hani gittiğim, gördüğüm yerleri sizlerle de paylaşmıyorum. Çünkü belki aranızda gitmek isteyenleriniz, görmek isteyenleriniz, seyahat etmekten çok hoşlananlarınız vardır. Açıkçası ben seyahat etmeyi, gezmeyi, yeni yerler görmeyi ve yeni insanlar tanımayı aynı zamanda çok seven biriyim. Artık tabii eskisi kadar böyle uzun seyahatlere çıkmıyorum. Kendi özel sebeplerimden dolayı. Yani bunu seçtiğim için çıkmıyorum diyeyim kabaca. Ama eskiden bayağı böyle 2 hafta, 3 hafta falan da hani gezdiğim oluyordu maddi imkanlarım el verdiğince. Ki şimdi tabii ki maddi durum biraz daha zorluyor. Neyse, bu konuya hiç girmeyeyim. Ben lafı uzatmadan gittiğim, gördüğüm ülkeleri ve şehirleri size anlatmaya başlayayım. Ve bunu demişken şundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videoyu ikiye böleceğim. Ve bu videoda 6 ülkeden ve çok fazla şehirden bahsedeceğim. Çünkü bir videoda her şeyi anlatırsam çok uzayacak. O yüzden böyle ikiye bölüp başlıkta gezdiğim bütün ülke sayısını yazacağım. Ama hani aslında 6 ülkeyi tanıtıyor olacağım. Onu da söylemiş olayım diyorum ve videomuza başlıyorum. Öncelikle zaten hani dünyada 7 kıta olduğunu biliyorsunuz. Ben de bu kıtalardan yola çıktım. Hani böyle küçülterek gideyim dedim. Hani Antarktika, Afrika, Asya, Avustralya, Kuzey, Güney Amerika. Bir de 7 oldu mu? Antarktika, Kuzey, Güney Amerika, Avustralya, Afrika, Avrupa ve Asya, aynen. Şimdi bu videoda Avrupa, Afrika ve Avustralya kıtasında gittiğim ülkeleri ele almayacağım. Onları dediğim gibi diğer videoya saklıyorum. Ama Asya, Kuzey ve Güney Amerika ve Antarktika'da bulunduğum yerler oldu mu? Hangi ülkelere gittim? Bunları anlatacağım size. Antarktika'ya arkadaşlar hiç gitmedim. Hatta Antarktika ile ilgili çok belgesel izledim, çok film izledim ve ben zaten soğuğu çok sevdiğim için, belki 31 Ocak'ta da doğduğum, hani çok karlı da bir günde doğmuşum. Ondan dolayı da hatta 87 yılında çok kar yaşanmış, hani çok kar varmış. Ben 88'de doğdum ama belki bu karlı zamanların içine de doğduğum için emin değilim. Hani çok severim. Ben soğuk insanıyım. Yazın sadece böyle denizi severim. Yani güneşi, hani böyle herkes güneş olsun falan der. Ben o kadar güneş insanı değilim. İkinci olarak Güney Amerika'ya gelecek olursam, ilk ve orada tek gezdiğim ülke Arjantin oldu. Arjantin'e de ben yani ne zaman gittim? Herhalde 2016-2017 yılları olması lazım. Tek başıma bir böyle
2 haftalık falan bir seyahatti. Buenos Aires'e gittim. Orada bir hafta kadar kaldım. Bir de sanıyorum, yani doğru hatırlıyorsam, oranın yakınlarında böyle küçük şehirlere, böyle küçük yani 1-2 saat, 3 saat uzaklıktaki yerleri de gezmiştim. Buenos Aires'e gitmenizi önerir miyim? Eğer ki zaten tangoya ilginiz varsa ve böyle sanattan hoşlanıyorsanız, renk seviyorsanız, çok değişik bir ülke, onu kesinlikle söyleyebilirim ve insanları çok cana yakın. Beni orada en etkileyen şeylerden biri şu olmuştu. Böyle sokaklarda, hani böyle köşe başlarında diyeyim, yani köşe başı da değil işte, sokakta yürüyorsunuz. Değişik yerlerde tango yapan insanlar vardı ve tabii ki de seçenler hani para veriyor, o gösteri izledikten sonra alkışlıyorsunuz. Ve çok güzeldi. Ben bir de Arjantin'e medium format böyle bir kameram vardı, yani fotoğraf makinem, ama o bildiğimiz hani 35 mm değil de 120 mm ile çekiyordum. Hani böyle bakıp işte ışığı falan kendinizin ayarladığı eski makineler vardır. Onunla gitmiştim ve siyah beyaz çok fotoğraf çekmiştim. Hatta zamanım olursa ve bulabilirsem o fotoğrafları, bu videoyu hazırlarken şuralara koyarım birkaç tane çektiğimi. Ama ben basmamıştım onları. Bastırmıştım. Şu karanlık odada da bir zamanlar fotoğraf basıyordum. Kırmızı oda, karanlık oda. Yani arkadaşlar, ben Arjantin'i bayağı sevmiştim. Bir de şu benim ilgimi çekmişti o zamanlarda. Tek başınıza gezerken, en azından ben kendim için bunu söyleyebilirim. Hani arkadaşlarla gezdiğimde ya da partnerimle, hani arkadaşımla ya da ailemle gezdiğimde ona da ayak uydurmak zorunda oluyorum. Ya da zorunda olmasam da bir şekilde böyle bir gün onun istediği, bir gün benim istediğimi yapmak durumunda kalabiliyorum. Ki bu da gayet normal, ama tek başına gezerken ben istediğim yere istediğim gibi gidiyorum ve hani sadece benim zevkime göre o seyahati planlıyorum. O yüzden hani arkadaşlarla ya da böyle sevgiliyle ya da ailenizle gitmek tabii ki de keyifli, ama ben her daim tek başıma gezmeyi çok seviyorum. Yani ilk seçeneğim o olur benim genelde. Bir daha gider miyim? Emin değilim, çünkü Güney Amerika'da hiçbir yere gitmedim ve görmek istediğim çok fazla ülke var. Ama hani onları gördükten sonra bir daha Arjantin'e gideyim derim. Hani mutlu olurum bir daha görmekten, ama dediğim gibi görmediğim ülkeleri gezmek önceliğim olur. Kuzey Amerika'ya gelecek olursam arkadaşlar, zaten şimdi Kuzey Amerika hani Amerika başlı başına bir ülke olduğu için bunu tek bir ülke olarak ele alacağım. Ama ben bu videoyu işte çekmeden önce hani hazırlarken bir baktım. Amerika'da eyaletler var ve kaç eyalette bulundum diye saydığımda 15 eyalete gitmişim. Ben çok daha fazla olduğunu düşünüyordum, çünkü küçüklüğümden beri hani annem İngilizce öğreneyim diye 12-13 yaşlarından itibaren her yaz Amerika'ya yolladı beni. Ve hani her yaz 3 ay, bazen 3,5 ay, bazen 2,5 ay işte Amerika'da kaldım. Ve bir şekilde tabii ki de öğrendim. Hani sağ olsun ki İngilizcem en çok o şekilde gelişti. Ve tabii daha sonra da okuduğum kitaplar, üniversite eğitimiyle hani gelişti. Şimdi şuna geleceğim. Benim hatırladığım kadarıyla 52 eyalet vardı, ama 50 eyalet bir de bir tane neden oluşuyor diyorlardı. 50 eyalet ve bir şeyden oluşuyor diyorlardı. Yazarım onu, unutuyorum. Neyse, sonuç olarak 50 eyaletten oluşuyormuş. Ben dediğim gibi 15 tanesini gezip görmüşüm. Şimdi çok kısaca bahsedecek olursam, zaten 1,5 sene Kaliforniya, Los Angeles tarafında ben okudum. Yani üniversiteyi aslında orada bitirecektim. Sonra bazı sebeplerden dolayı yarıda bıraktım. Ama o, özellikle 1,5 sene orada yaşadığım için işte Los Angeles bölgesini gezdim. San Diego'ya gittim. Huntington Beach diye çok güzel böyle bir onların bölgesi var diyeyim. İnanılmaz güzeldi. Sonra Newport Beach diye bir yer var. Orayı da gezdim. Bu size dediğim zamanlar arkadaşlar 2007, 2008, 2009 yılları. Hatırlayanlarınız muhakkak olacaktır. O zamanlarda OC diye bir dizi vardı. O Orange County'den çıkan bir şey. Ve ben The All American Rejects diye bir grup vardı. Onlara bayılıyordum. Ve hani orada bulunduğum zamanlara denk geliyor bütün bunlar. Annem hatta beni ziyarete gelmişti ve The All American Rejects'in Orange County diye böyle bir bölgede, şu Kaliforniya zaten hani Güney Kaliforniya ve Kuzey Kaliforniya diye ikiye ayrılıyor ve çok büyük. Zaten Amerika hani dünyanın üçüncü büyük ülkesi. Neyse, dolayısıyla bir de onları orada izleme, yani bu grubu orada izleme şansım olmuştu ve o Orange County'yi bayağı dolaşmıştık. Bunun yanı sıra San Francisco'ya gittim. Hani Kuzey Kaliforniya bölgesinde.
Ve ben çok seviyorum. Yani benim Amerika'da en sevdiğim, aslında bunu şimdi hepsini bir sizinle paylaşayım. Ondan sonra benim gezip gördüğüm ve tekrar tekrar aslında gittiğim ve yine gideceğim yerleri de paylaşayım. Belki aranızda Kardelen oraya gitmemi öneriyor musun? Ben de hani imkanım olunca gideyim ya da ben de seçiyorum diyenleriniz vardır. İkinci olarak arkadaşlar Florida'ya gitmiştim. Bu zaten hani annemle böyle ben yine 14-15 yaşlarında falandım. Annemle gidiyorduk ve orada nereye gittim diye bir düşündüğümde Miami, Orlando, Boca Raton diye bir yere gitmiştik. Çünkü yani şöyle düşünün, gidenleriniz varsa zaten biliyorsunuzdur ama gitmeyenler için aslında her eyalet bir ülke gibi ve her eyaletin de bir başkenti var arkadaşlar. Ve hani küçük yani o eyalet küçükmüş gibi düşünmeyin. Tabii ki de her birinin büyüklüğü çok farklı oluyor ama genel olarak hani eyaletler bayağı büyük yerler ve bölgelere ayrılmış yerler diyeyim size. O yüzden mesela Florida'da ben 3 yeri gezdim ama daha görmediğim, gezmediğim çok bölgesi var. Bu da aklınızda olsun. Ben bu arada Kaliforniya'yı çok sevdim. Özellikle dediğim gibi Kuzey Kaliforniya benim favori bölgelerimden. Özellikle San Francisco ve daha da üst taraflarına da gitmek istiyorum. Ama Florida'yı mesela hiç sevmedim. Yani bana zaten çok sıcak geldi. Ve biz yazında kışında gitmiştik oraya ama benim böyle aman da bir daha gideyim, hani oraya, orayı böyle keşfedeyim diyeceğim bir yer olmadı. O yüzden ben şahsen sevmiyorum. Ama aranızda eminim sevenleriniz de vardır. Bir diğeri Alaska arkadaşlar. Alaska'yı çok net hatırlıyorum çünkü Abraham Hicks'in, biliyorsunuz zaten çeviri videolarını da yapıyorum, 2018'de Alaska Cruise'u vardı, böyle turu, yani tekne de değil, böyle bayağı gemi turu, inanılmaz büyük bir gemiydi. Hayatımda gördüğüm en büyük gemi seyahatiydi. Ve Alaska'da sanıyorum 8 gece 9 günlük bir seyahatti o. O zamanlar kanalım olsaydı, siz olsaydınız o zamanları çekmek çok isterdim. Ama tabii yani gerçi 2018 yılında yani vardı YouTube ve bayağı da iyiydi. Ben yoktum sadece. Neyse, çok güzel bir seyahat olmuştu o. Oraya giderken, yani Alaska'ya giderken de Seattle'dan binmiştim hatta ve zaten ben Seattle'ı da çok severim. Alaska'da da Ketchikan diye, ya da Ketchikan artık nasıl okunuyorsa, oraya gittiğimizi hatırlıyorum. Ve şeyi de çok net hatırlıyorum arkadaşlar, böyle giderken hani bazen uyanıyordum. Ben biriyle paylaşmalı bir odayı seçmiştim. Ve bir oda arkadaşım vardı, yani hani tanımadığınız kişiyle eşleşiyorsunuz ama erkekseniz bir erkekle, kadınsanız bir erkekle eşleşiyordunuz. O, benim eşleştiğim kişi de Amerikalıydı. Neyse, böyle onunla da çok yakın arkadaş olmuştuk. Çok tatlı bir kızdı. Ve bizim balkonumuz vardı. Ben zaten balkonlu odada olabileyim diye iki kişi seçmiştim. Hani tek başıma, çünkü orayı ödemem beni zorluyordu demek ki. Neyse işte uyanıyorduk ve böyle bir bakıyorduk, hani açıyorduk perdeyi. Buzulların arasından geçiyordu gemi. Ama öyle bir mavi ki, yani okyanus seviyesinin tabii ki de üstünde böyle buzullar, kırılmış parçalar ve masmavi. Hani böyle bir maviyi ben hayatımda hiç görmedim ve çok etkilenmiştim. Hatta Alaska'ya bir daha gitmek istedim. Ve zaten o filmi anlattığım, hani sadece o filmi paylaştığım bir video var kanalda, biliyorsunuz. Şuraya ya da buraya, büyük ihtimalle buraya kartı bırakalım. Into the Wild filmi. Orada da Alaska Fairbanks'e gidiyor. Ben zaten kitabını da okumuştum. O film de beni çok etkilediği için zaten Alaska'ya özel bir ilgim vardı, hani buraları gezmeliyim diye. Ve böyle durduğumuz yerlerde de iniyorduk, işte geziyorduk, hani o 2 saat, 3 saat, 4 saat ne kadarımız varsa. Ve bazen özel aktiviteler oluyordu, onu da paylaşayım. Hatta ben böyle doğal alanlarında balinaları inceleme, yani balinaların olduğu bölgeye gidiyorduk. Küçük böyle teknelerle diyeyim, botlarla. Onu almıştım. Çok soğuktu. Yani hiçbir şey hissedemediğimi hatırlıyorum. Ama balinalar böyle aile halinde geziyor. Ve doğal ortamlarında hani böyle siyah ve beyazlı balinalardı. O kadar etkilenmiştim ki, yani o Alaska seyahati benim için unutulmazdı. Benim size nacizane önerim, tabii ki hani Alaska, eminim hani uçağa binip oraya gidip hani orayı da gezebiliyorsunuzdur. Araştırmadım ama bence böyle bir tekne turuyla gezin eğer gezmeyi seçerseniz. Tabii ki de güvenilir, hani iyi gezdiren bir firma olmasına dikkat edin ama ben gerçekten çok etkilenmiştim, size öyle söyleyebilirim. Ve bir diğeri Hawaii. Yani
Aslında dedim yani bütün hani bunları paylaşayım, ondan sonra en sonunda en sevdiğim yerleri paylaşayım dedim ama mümkün olmuyor çünkü zaten en sevdiğim yerler San Francisco, yani Kuzey Kaliforniya, Hawaii, Alaska, bu üçü sanırım Amerika'da. Hawaii'ye ben bayıldım ve ileride hatta orada yaşamayı da çok istiyorum. Artık ne zaman olur tam emin değilim. Ama orada yaşamayı gerçekten arkadaşlar seçiyorum. Bakarsınız yıllar sonra hala YouTube ve hala kanalım ve sizler hala berabersek oralardan da size videolar paylaşırım. Belki oralarda yaşıyor olurum günün birinde, kim bilir. Dediğim gibi demin hani Los Angeles'ta okurken benim böyle yurtta kalıyordum ve hemen yan odamda yaşayan kız tesadüfen Hawaii'liydi. Ve ben bir Nisan'da bu Easter Holiday diye bir zaman vardı. Bunu aslında podcast'te en olmuş, yani podcast'ı takip ediyorsanız orada böyle buna hafif değinmiştim de tabii böyle seyahat olarak değil. Neyse, o kız ben Türkiye'ye dönemedim diye bana gelsene dedi. 3 hafta kadar çünkü bir böyle boşluk oluyordu, bir tatil oluyordu. Hem benim hani evimi görürsün, hem ailemle tanışırsın, hem de Hawaii'yi de görmüş olursun demişti. Ve ben hiç gitmemiştim. Sörfe de ilgim olduğu için hemen tamam dedim. Ve onun yaşadığı ev, yani doğup büyüdüğü yerde Kauai Adası'ydı. Kauai Adası da bence dünyadaki hani en güzel adalardan biri. Hawaii 4 adadan oluşuyor ve en kuzeydeki ada Kauai Adası. İnanılmazdı. Çok etkilenmiştim yani. Hatta sonra kendim tek başıma bir daha gittim. Ve sonrasında annemi de götürdüm. Onunla hatta Oahu Adası, Honolulu'ya da gittik. Kauai Adası'na da gittik. İnanılmaz arkadaşlar. Yani dilerseniz, Kardelen böyle kısa kısa anlatman yetmedi, bize uzun uzun bir videoda anlat derseniz, bu anlattığım yerler arasında özellikle ele almamı istediğiniz ülke ya da şehirler varsa yorumlara yazın. Çünkü video uzamasın diye size çok az şey anlatıyorum. Böyle üstünden geçip hani direkt hani 20-25-30 dakikalık bir video olsun diye böyle kısaca bahsediyorum. Ama dediğim gibi Kardelen şu ülkeyi, şu şehri bizimle detaylıca A'dan Z'ye paylaş derseniz yorumlara yazın. Ona göre ben ele alırım. Ve bir diğeri Massachusetts eyaletine gitmiştim. Orada Boston'a gittim. O da güzeldi ama böyle hani hep üniversiteler vardı ve beni çok etkilememişti. Böyle bana çok şehir şehir gelmişti. Bir de soğuktu. Hani kuru soğuk vardı orada. O yüzden böyle en etkilendiğim hani Amerika'daki şehirlerden biri diyemem size. Ama hani gezip görmediyseniz tabii ki de enteresan bir yer. Bir diğer bayıldığım eyalet Washington eyaleti arkadaşlar. Ama Washington DC, yani Amerika'nın başkentiyle karıştırmayın. Washington eyaleti hemen böyle Portland'ın üstünde. Zaten sonra Kaliforniya olması lazım. Başkenti de Seattle. Ve Seattle'ı ben zaten oldum olası neden seviyorum derseniz, bunu bana sorarsanız, Kurt Cobain'in Seattle'dan, yani Seattle'da doğup büyümesinden dolayı ve Kurt Cobain'e olan böyle küçüklüğümden beri hayranlığımdan dolayı ben hep böyle bir Seattle'a gitmeliyim diye düşünüyordum. Bir de tabii ki de hani Starbucks, eskiden böyle çok fazla kafeler yoktu. Hani Starbucks evet artık bozdu diyebiliriz belki birçoğumuz ama hani ilk Starbucks dünyadaki Seattle'da açılmıştı ve onu da görmek istiyordum. Hani çünkü bu kadar dünyanın her yerine yayılan bir zincir, bunu görmek de istiyordum. Ve ben Seattle'a en az bir 4-5 kez falan gitmişimdir. Sizlerle hiç gezmedik. Zaten şu anda Amerika vizesi umarım alacağım. Eğer o işlemler olursa ilerleyen aylarda, ne zaman olur emin değilim henüz, ama Amerika seyahati gerçekleştirmeyi düşünüyorum ve sizi mutlaka yanıma alacağım. Seattle'ı çok sevdim ama çok soğuk. Bir de şunu da sizinle paylaşmam gerekiyor. Genellikle yılın 3-4 ayı orası güneş alıyor ve onun dışında bayağı kapalı. Hatta insanlar bundan çok yakınıyor ve genelde en çok hani taşınma sebebi oradan havadan dolayı oluyor. Hani hep böyle bir kapalı, üf neden böyle diyenleri biliyorum. Ama ben öyle havaları çok severim. Tabii orada doğup büyüsem farklı olurdu. Özellikle gidecekseniz Nisan-Mayıs aylarında gitmenizi öneririm. Çünkü kışın böyle daha da kapalı ve daha da soğuk oluyor. İlkbahar yaz ayları çok daha iyi. Bir diğeri arkadaşlar New York. New York'a zaten hani kaç kere, gerçi böyle kaç kere gittim derken 4-5 kere falan gitmişimdir ama sanırım Amerika'da ilk gittiğim yerlerden biriydi New York ve
O kadar büyüktü ki binalar, ondan çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Ama aynı zamanda ben 9-10 yaşlarındaydım ve çok küçüktüm. Yani ben miniciktim, onlar böyle inanılmaz büyüktü. Hem etkilenmiştim hem de kendimi böyle boğulacakmış gibi hissetmiştim. Yani New York'ta bana iyi gelmeyen bir şey var. Ve biliyorum birçoğunuz zaten Sex and the City'yi izleyenlerdenseniz, ben hayranı değilim, hiçbir zaman olmadım. Yani o dizi bana hitap etmedi nedense ve kaç kere izledim. Neyse, yani izlemeye çalıştım daha doğrusu. Hani New York'u seveceğinizi biliyorum ya da seven çok insan olduğunu biliyorum ama bana hitap eden bir şehir değil. Kaç kere gitsem de, birçok yeri gezmiş olsam da, bir de çok soğuk oluyor. Yani özellikle ben oraya çok gittim kış aylarında. Yani gittiğimde genelde hep kış aylarına denk geldi. Hatta bir arkadaşım orada üniversite okuyordu, ona da gitmiştim. Hep soğuktu arkadaşlar, tek hatırladığım bu. Bir diğeri arkadaşlar Colorado eyaleti. Colorado'da da ben Denver ve Boulder'a gittim. Hatta Boulder'da 2,5-3 aylık bir yaz okuluna gitmiştim. Boulder inanılmaz bir yerdi. Zaten orası eskiden böyle hippilerin başkentiymiş hatırladığım kadarıyla. İnanılmaz güzeldi ve o yaz okulunda hani her ülkeden böyle çok değişik insanlar vardı. Daha 16-17 yaşlarında falandım o zamanlar. Beni çok etkilemişti. Böyle çok güzeldi ya. Minicik bir şehirdi. Hatta kasaba diyebiliriz hani İstanbul'a göre. İnsanlar çok tatlı, herkes birbiriyle konuşuyor. Çok etkilenmiştim, bunu söyleyebilirim. Ve hatta ilk hani Londra'da okumadan önce, yok, Los Angeles'ta 1,5 sene okudum dedim ya size. Başvuru yaparken ben Denver Üniversitesi'ne de başvurmuştum ama oradan hatta kabul almıştım, kabul etmiyorum. Yani ben istememiştim çünkü dediğim gibi o zamanlarda Denver'a gidip görmüştüm ama ben Boulder'ı çok sevmiştim. Orada da bu arada bildiğim kadarıyla Colorado'da çok fazla tırmanma yerleri vardı. Dağlar falan çoktu. Ben gitmedim hiç. Ama çok çok etkilendiğimi ve bu Boulder'a benim bir daha gelmem gerekiyor dediğimi çok net hatırlıyorum. Ben büyülenmiştim, size öyle söyleyeyim. Hatta oradayken böyle, o zaman Instagram da yok, Facebook zamanları tabii. Facebook'tan benimle böyle bir iki arkadaşım iletişime geçmişti, ne alakaysa. Biz de oraya gittik mi demişti, biz de oraya gitmeyi düşünüyoruz mu demişti. Öyle bir şey de geçmişti, şu an onu da hatırlıyorum. Çok etkilendiğim yerlerden biriydi, bunu söyleyebilirim size. Bir diğeri Arizona Phoenix. Şimdi ben Phoenix'e niye gittim? Galiba gezmeye gittim ve zaten benim Amerika'da bu kadar çok yer görmemin sebeplerinden biri de hani yaz okullarına, çünkü 18'imden önce gittim genelde. Hani annem beni İngilizce öğrenmem için yollamıştı. Hani daha küçüktüm, o zaman çok gezememiştim. Ama o 1,5 sene kadar orada yaşadığım süreçte hep böyle hafta sonları kaçıyordum. Ne bileyim, böyle mesela sınavlar falan oluyordu, onlar bitiyordu, hemen gidiyordum. Sanırım bu da o döneme denk geldi. Böyle bir Arizona'ya da gideyim, orayı da bir göreyim istemiştim. Oraya gittim ve kitesurfing'den birinde kalmıştım. Arkadaşlar, kaktüsleri çok net hatırlıyorum. Çölü çok net hatırlıyorum. Buraya neden geldim dediğimi çok net hatırlıyorum. Benim burada ne işim var, ben burada ne yapıyorum dediğimi çok net hatırlıyorum. Yani güzel, çok enteresan. Gerçekten hani bence dünyadaki her yer gidilip görülesi yerler. Ama Phoenix bana göre değildi. Zaten çok sıcaktı ve kuru sıcak. Hani zaten oralar çöl. Ve inanılmaz kaktüsler ama hani hayal edebileceğiniz gibi değil. Ben hayatımda o kadar çeşit ve o kadar büyük kaktüslerle hiç karşılaşmadım. Yine o zamanlardan hatırladığım, yani böyle bir bilgi var aklımda. Opal taşlarına ben oldum olası çok meraklıyım. Zaten bir sonraki videoda Avustralya'dan da size bahsedeceğim, Avustralya seyahatimden. Opal genelde Avustralya'dan ya da Etiyopya'dan, hani Afrika'dan çok çıkıyor opal taşı. Opal taşlarına olan ilgimden dolayı o Arizona Phoenix'te de böyle bazı yerler var diye duymuştum. Opal taşı aramıştım ve böyle bir yerlerde onu bulmuştum. Tabii o zaman, şimdi çok daha pahalandı. Bu kadar pahalı değildi. Hatta benim opal taşı koleksiyonum var, biliyor musunuz? Size bir gün acaba bir videoda bunu göstersem mi? Bir taş koleksiyonum var arkadaşlar ama genelde opal taşını biriktiriyorum. İlginizi çekerse belki bir videoda böyle bir içerik de olabilir, paylaşabilirim. Ne dersiniz? Şimdi bir diğeri Illinois, Chicago. Chicago zaten Chicago'da da bir arkadaşım okuyordu sanırım.
Çünkü niye gittim? Ya da ben tek başıma gezmeye gittim, sonra bir de bir arkadaşımla seyahate gitmiş olabilirim. Ya da biriyle beraber miydik? İnanın tam net hatırlamıyorum. Ama orada bir alan vardı, böyle fıskiyeler falan vardı. Büyük böyle bir insan yüzünü hatırlıyorum. Böyle bir bezelye topu vardı. Değişik bir ülke, değişik bir şehirdi Chicago. Hani güzel, ha bir de caz. Ama o zaman cazla ilgili ben, tabii cazın doğduğu şehirlerden biri değil mi? Öyle biliyorum. Yani çok fazla caz club var. Ama ben gitmemiştim. Çok isterim. Yani aslında tabii ki de insan bence en azından nacizane benim fikrim, yaş aldıkça zevklerini ve keyif aldığı şeyleri daha iyi tanıyor. Kendini daha iyi biliyor. Mesela o yaşımda, çünkü 19-20, maksimum 21'li yaşlarda gitmiştim. Ay her yeri gezeyim falan, böyle bir deli deli geziyordum. Ama şimdi mesela bir jazz club'a giderim. İşte hangi kafeler var ona bakarım. Burada gezilmesi, görülmesi gereken yerler neler ona bakarım. Tabii hani internet yine bu kadar yaygın değildi o zamanlarda. Yani Instagram'dan falan hani birçok şeyi görüp "Aa, buraya da gideyim" falan diyebiliyoruz. O zamanlarda Instagram yoktu büyük ihtimalle. Hani 2008, 2009, 2010 yıllarından bahsediyorum. Varsa bile böyle kullanımı yoktu, yaygın değildi. Neyse, sonuç olarak şu anda daha bilinçli gezerdim. Ama gidip görmediyseniz, yani gidip görün derim. Enteresan bir şehirdi. Ama bence kültürel açıdan da Chicago'yu, hani özellikle o jazz club'larını falan gezmenizde fayda var. Hatta gidenler olursa beni de bilgilendirsin. Kardelen, ben şuraya gittim, buraya mutlaka git. Bu arada burada paylaştığım her yer için ve dahası, yani benim gidip görmediğim ama sizin gittiğiniz ülkeler, şehirler olduysa onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve artık yavaştan biraz hızlanmam gerektiğini düşünüyorum. Yine uzun bir video oluyor. Ama arkadaşlar, nasıl anlatayım? New Jersey'ye gittim. Şöyle bahsedeceğim. New Jersey, Minnesota'ya gittim. Minnesota'da Minneapolis ve St. Paul'u gördüm. Nevada'da Las Vegas'a gittim. Bunun yanı sıra District of Columbia diye geçiyor. Washington DC'yi gördüm. Ve son olarak da North Carolina, Kuzey Carolina'yı görmüştüm. Kuzey Carolina'ya da bu arada Abraham'ın bir semineri vardı. Çok güzel bir yerdeydi. İnanılmaz bir doğa vardı. Ben Kuzey Carolina'nın bu kadar harika bir yer olduğunu bilmiyordum. Yine çok etkilendiğimi çok net hatırlıyorum. Yani o doğanın renkleri, sanıyorum Eylül-Ekim ayındaydı o seminer, o workshop. Oradan da bayağı etkilenmiştim ve gezmiştim de. Hani seminerden sonra da bir 2-3 gün daha hani kalmıştım oralarda. Çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Las Vegas hiç benlik değil. Yani ben sevemedim. Minnesota'da Minneapolis ve St. Paul'u çok sevdim. Hatta Fargo diye bir film vardır. Wisconsin'de mi Minnesota'da mı ne geçer bilenler vardır mutlaka. O filmden sonra da orası hep aklımdaydı. Ve benim Couchsurfing'de İstanbul'da ağırladığım bir arkadaşım Minnesotalıydı arkadaşlar. O beni davet etmişti. Öyle gitmiştim. O beni evinde ağırlamıştı. Yani ne kadar güzeldi ya. Gerçekten şimdi sizinle bu videoyu böyle paylaşınca yeniden seyahat edesim geldi. Ben yakınlarda bir sırt çantamı alıp yine en azından bir hafta, iki hafta gidebilirim, belli olmaz. Ve gitmediğim, zaten 2023 senesinde gitmediğim, görmediğim en azından bir böyle 2-3 ülkeye gitmek istiyorum. Ve Asya kıtasına geldiysek, Asya'da ben arkadaşlar tam olarak 4 ülke gezdim. Yani aslında bir ülkeden sayılmıyor ama ülke olarak ele alacağım. Hindistan'a gittim, Tayland, Nepal, bir de Maldivlere. Şimdi Maldivler, zaten Maldivlerle ilgili sizinle iki video paylaştım. Bir Maldivlerle ilgili bilgi verdiğim bir video var, bir de vlog var. Ona da buralardan, kartlardan birini koyarız zaten. Bakarsınız, izlemediyseniz izleyin derim. Maldivlere seyahatim olmuştu geçen sene. Ve Maldivler 1200 adadan oluşuyor ve herhangi bir ülkeye bağlı değil ve ülke parçası da değil. Ama tabii ki de bir ülke olarak ele alacağım onu. Maldivlerle ilgili yorum yapmayayım, hani o videoyu izlersiniz diyorum. Hindistan'la ilgili de yine ben Mayıs ayında bir seyahatim olmuştu Bombay'e. O videoyu, o vlogu da izlemek isteyenleriniz olursa onu da şuralara bir yerlere koyalım, izleyebilirsiniz. Ben Hindistan'la en az bir 3-4 kez gittim. Pune, Agra, Jaipur, Mumbai'ye gittim. Ve değişik bir ülke, değişik bir şey, değişik şehirler var. Her şehir tabii ki farklı. Yani ben hangi ülkeye gidersem gideyim, tabii ki Türkiye'de de böyle aslında. Her şehir farklılık gösteriyor. Bizim nasıl
hani İstanbul'da konuştuğumuz Türkçe ile Karadeniz'de konuşulan Türkçe ya da doğuda konuşulan ya da hani lehçeler Çanakkale, Trakya kısmında lehçe dil değişiyorsa orada da genelde hem dil değişiyordur. Tabii ki ben hani Hintlilerin Sanskritçe bilmiyorum ama kültürleri hani en derinde çok farklılık göstermese bile yine de hani belli farklılıklar oluyor. O yüzden mesela ben en çok Agra'yı sevmiştim. Agra, Jaipur, ha bir de Yeni Delhi. Evet, Yeni Delhi. Agra ile Jaipur'u çok sevmiştim ama en sevdiğim Agra'ydı. Hindistan'da Goa'ya mesela çok gitmek istiyorum. Gitmediğim ve aklımda kalan şehirlerden biri. Ama mesela Nepal mi Hindistan mı diye bana sorarsanız ben Nepal'e gitmenizi öneririm. Nepal zaten ben çok eskiden gitmiştim babamla ilk ve Hindistan'dan Nepal'e geçmiştik. O zaman deprem öncesiydi. Çok etkilenmiştim. Hatta Nepal'le ilgili bir belgesel izlemiştim. Onu o videomu izleyenler hatırlayacaktır muhakkak. Ben deprem öncesi ve deprem sonrası gittiğim için Nepal'e aradaki farkı çok net görebiliyorum. Ve deprem öncesi çok daha mutlu bir şehirdi. Mutlu bir ülkeydi genel olarak. Ki tabii ki de her karışını gezmedim ama Nepal'de insanlar daha çok gülüyordu deprem öncesinde. 2018'de gittiğimde, 2018 ya da 2019'du, çok daha mutsuzlardı demeyeyim ama böyle daha bir şeyler olmuştu. Yani hani böyle anlarsınız ya, biraz hüzünlenmişlerdi. Yani başlarından bir şey geçtiği belliydi genel olarak. O yüzden daha hüzünlü bir şehir olarak gelmişti bana. Ama Nepal, hani Nepal mi Hindistan mı? Bence Nepal'e gidin derim. Bu arada şu anda hatırladım. Ben bir de Kamboçya'ya gittim. Kamboçya'yı ben nasıl unuttum? Yani demek ki bu videoda 7 ülke gezdim olarak ele alacağım. Bir de Kamboçya'ya gittim arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hatta onun vlogunu çekmiştim. Yine onu da izlemek isterseniz kartını şuraya bırakıyorum. Bir de açıklamaya aslında bunların hepsini ben bırakırım. Hani izlemek isteyenler o vloglara, o videolara da ulaşabilirler. Kamboçya'da nereye gittim? Bir başkentlerine gitmiştim. Phnom Penh'e gittik. Bir de başkentlerin adını şu anda hatırlayamıyorum. Yazalım buraya bir yerlere. Arzu'yla gitmiştik. Orasıyla ilgili de bence çok fazla yorum yapmayayım. Çünkü yine Kamboçya'ya dair görüşlerimi anlattığım bir video çekmiştim. Artı olarak Kamboçya vlog gelmişti. Ben hiç gitmemiş olsam Kamboçya'ya gideyim derim. Yani gidin hiç görmediyseniz. Çok fazla temple'lar var orada. Yani köşe başı, yine hep böyle tabii lafın gelişi köşe başı diyorum ama biz böyle bir tur rehberiyle gezmiştik. Hani bizi gezdirsenize burada, hani siz buranın yerel halkındansınız ve bizi gezdirin diye böyle birilerini bulmuştuk. Onlar da bizi hep temple gezdirmişti. Sadece hani dikkat etmeniz gerekiyor. Eşyalarınız çalınmasın çünkü Arzu kapkaça maruz kalmıştı. Ve o ilk gün hatta öyle bir olay yaşamıştık. Bayağı moralimizi bozmuştu. Ama çok farklı, yani çok maalesef fakir. Mutlular, çok nazikler, çok kibar insanlar, çok tatlılar, çok sevecenler. Ve böyle biraz ama içim cız etmişti. Yani çok fazla sokak köpeği vardı, bakımsız. Yani insanlar tabii ki de zor şartlarda yaşıyorlar ama mutlulardı ya. Bence en önemli olan, yani her şeye rağmen neşeliler miydi? Evet, neşelilerdi. Bu beni çok etkiliyor. O yüzden hani bir daha Kamboçya'ya gitmem. Ama hiç gidip görmediyseniz ve kardeşim hani hep aklımda merak ediyorum derseniz, hani farklı bir yer, farklı bir gezegendeymişsiniz gibi hissedeceğiniz bir yer. En azından ben öyle olmuştum. Bir de tabii ki de şuna da çok dikkat edin. Hani bir anda İstanbul'dan ya da Türkiye'nin neresinden artık gidiyorsanız hani iklim farkı çok oluyor. O yüzden orası kaç derece, nasıl bir iklim var, ona da dikkat ederek ve hani yağmur zamanı gitmediğinize de dikkat ederek gidin diyorum. Ve son olarak Tayland'ı anlatayım. Tayland'da da arkadaşlar annemle, ben annemi oraya böyle hediye etmek istemiştim o seyahati. O yüzden her şeyi ben karşılamıştım, böyle bütün birikimimi. Onu da neden yaptığımı belki podcast'te falan bir bölümde ele alırım, şimdi uzamasın. Ama anneme böyle benim bir sürprizim olsun, hani yıllarca beni büyüttü etti, bir teşekkür edeyim diye öyle bir şey yapmıştım kabaca. Koh Samui adasına, bir de Bangkok'a gittik. Koh Samui'de zaten çok yine etkilendim ve dalış yapmıştım. O dalışta da Hawaii'de de yapmıştım ama
Özellikle Koh Samui'da yaptığım o balıkları falan çok net hatırlıyorum. O dalış beni çok etkilemişti. Tabii bir de şey olmuştu. Ha yok, onu orada yaşamamıştım. Koh Samui'de miydim acaba? Hawaii'de. Yok, Hawaii'de daldığımda böyle bir çıktığımda bayılmıştım da. Ondan sonra korkmuştum ama ilk Koh Samui'di dalış yaptığım yer. O yüzden orası olamaz. Neyse, çok güzeldi. Biz zaten orada kartta yer bitti. O kadar siliyorum siliyorum arkadaşlar. Niye yani yer bitiyor anlamıyorum. Daha da sileceğim. Bütün her şeyi sileceğim. Gerçekten böyle sinir oluyorum kartta yer bitince. Neyse. Şey diyordum, Koh Samui adasında biz Four Seasons otelinde kaldık. Çok güzeldi. Yani genel olarak oradaki zaten bizim kaldığımız odanın mesela havuzu vardı ve atmosfer de çok güzel. Doğadaydık yani, doğada bir otel. Sanki ağaçlara zarar vermeden doğa içine inşa edilmiş bir oteldi. Tabii ki de bence birçok ağaç kesilmek durumunda da kalmıştır. Keşke hiç kesilmesi ama böyle yine doğayla barış içinde yaptıkları bir otel gibi gelmişti bana o zamanlarda. Çünkü bayağı oluyor, 2009-2010 seneleri falan olması lazım ya da 2011'dir. Bunun yanı sıra Bangkok da çok karmaşıktı. Orada zaten biz Koh Samui'de sanırım bir hafta kadar kalmıştık ama Bangkok'ta bir 2-3 gün ya da maksimum 4 gün gezmişizdir. Pazarları çok hatırlıyorum. Böyle her yerde böcekler vardı böyle hani yememiz için. Ama ben denememiştim. Ve bunları yine size anlatırken keşke o zamanlarda sizi yanıma alsaydım. Yani olsaydınız benimle diyorum ama vardır her şeyde bir hayır. Diğer seyahatlerde, bundan sonra gittiğim yerlerde tabii ki de zaten sizleri yanıma alırım ve sizlerle seve seve paylaşırım. Arkadaşlar, kısaca anlatmaya çalıştım ve yani böyle puan vererek ya da gidin gitmeyin diyerek ele almak da istemedim. Kendi görüşlerime yer verdim. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Sizin bu seyahatlerle ilgili bana spesifik sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Zaten hani onun dışında Kardelen de, videoda dediğim gibi hani şunu özellikle daha da başka bir videoda ele alır mısın dediğiniz yerler varsa onu da yazabilirsiniz diyorum. Ve artık bu videoyu burada kapatıyorum. Kocaman 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 mahalo arkadaşlar. İyi ki varsınız. Instagram'dan da takipte kalmak isterseniz şuraya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor. Zaten artık hani bir süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bununla kapatsam mı? Çiçeklerime bakın. Çok güzel değil mi ya renkleri?